Yani her ne kadar biz iyi bir periyot yaşadıysak da daha öncesinde Beşiktaş'ın tam aksine bir görüntüsü var olsa da maçın başında çok iyi olmamız gerektiğini sahada konuşmuştuk. Çünkü böyle takımların reaksiyonlarının bir yerde mutlaka olacağını biliyorduk. Ama bize olmasın niyetindeydik. Ama maçın başıyla beraber, evet, maçı ikiye ayırmak istiyorum. Bir top bizdeyken ki senaryo, bir top Beşiktaş'tayken ki senaryo. Top bizdeyken çok rahat 3. bölgeye geçişleri yaptık. Rakip 3. bölgede çok adamla bulunabildik. Ama ceza sahası içi ve çevresinde gerekli efektifliği, gerekli güçlü kalışı bir türlü başaramadık. Elimize fırsatlar geçti ama onları da değerlendiremedik. Defansif olarak baktığımız zaman Beşiktaşlı oyuncuların dripliklerine karşılık vermekte, birebir mücadeleleri kazanmakta, birinci bölgemizde bile onların şut aksiyon alanımıza girdikleri anda onları engellemekte bugün başarısızlık ve bu başarısızlık skora direkt yansıdı. Maçın belli bölümlerinde Kıvılcım için belki bir gole ihtiyacımız vardı. O belki modumuzu değiştirecek, sahada başka bir görüntüye dönebilecekti oyun. Bir şekilde o topu da içeri sokamadık ve oyuna ortak olamadık. Bugün oyunumuz tatmin edici asla değildi. Belki maçın skoru bu muydu, oyuna göre tartışılır ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Evet, özellikle defansif manada çıkaracağımız bir sürü ders var bugünden ve bunları onaracak çok az zamanımız var. Hemen hızla tekrar Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Tabii bugün yaptığımız hataları unutmayarak gerekli uyarıları sahada ve analizde oyuncularımıza yaparak. Çünkü evet, bir mağlubiyet aldık, bunun artçılarını yaşamak istemiyoruz. Bunu bugün sadece bir mağlubiyet olarak sonuçta kabullenip hemen bir sonraki maçta tekrar yüksek modla, tekrar özgüvenle, tekrar inançla sahada olmak istiyoruz. Taraftarımız, evet, çağırdık, geldiler. Ama maalesef onları bugün mutlu edemedik. Tam aksine şok bir skorla evlerine gönderdik. Bu açıdan çok üzgünüz. Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyorum. Evet, tekrar ayağa kalkacağız. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum.